Hepinize merhaba. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Teknolojide Kadın Derneği bir yıl önce bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyduğumuz akıl gücü çeşitliliği ve fırsat eşitliğini yaratmayı hedefleyerek kuruldu. Bugünleri öngörmüşçesine kurduğumuz derneğimizde önceliğimiz insana yatırım yaparak teknolojik uzmanlık alanlarında çeşitliliği sağlamak ve insanların teknolojiyle olan bağlılığını ve teknoloji konusundaki farkındalığını artırmak. Bu kapsamda tüm katılımcıları da web sitemizi ziyaret etmeye ve sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeye davet etmek istiyorum. Tüm üyelerimizin ve Teknolojide Kadın Derneği'ni destekleyen herkesin yanında olmaya kararlıyız. Bu nedenle VTEC Projeler Çalışma Grubu olarak herkesin kendi kişisel gelişim yolculuğuna katkı sağlayabilecek ve liderlik, teknoloji, hukuksal, sosyal, ekonomik, sağlığımızda ve psikolojimizde bize yardımcı olabilecek acil, orta ve uzun vadeli eylemleri tartışmak için haftalık webinar seminerleriyle ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Microsoft Orta Doğu ve Afrika Grup Direktörü Çiğdem Kayalı ile birlikteyiz. Çiğdem hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Cemal. Bugün Çiğdem'le günümüzün sıcak konusu olan uzaktan çalışmayı konuşuyor olacağız. Ben Çiğdem, senin kişisel deneyimini, yani evde çalışmak, sen uzun zamandır aslında uzaktan çalışmayı, evden çalışmayı deneyimleyen birisisin. Ama geçmiş uzaktan çalışmayla sanıyorum COVID sürecinden sonra tetiklenen evden çalışma süreci arasında da farklılıklar var. İki çalışma biçimi bakımından sen kendi kişisel deneyimlerini bizimle paylaşır mısın öncelikle? Tabii ki. Herkese merhabalar. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Şimdi ben görevim gereği Microsoft'ta Orta Doğu ve Afrika bölgesi, yani 79 ülkenin olduğu bir bölgede çalışıyorum. Benim müdürüm İsrail'de, müdürümün müdürü bir Fransız Dubai'de. Benim ekibimdeki arkadaşlar işte bu bölgede çok farklı yerlerdir. İşte Güney Afrika'da var, Mısır var. Hani sayabilirsiniz. Ve bu büyük coğrafyada büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Tabii ki Amerika ile de yakın çalışıyorum. Bizim genel merkezimiz orada olduğu için. Şimdi böyle olduğu için hani benim her gün ofiste gitmem gerekmiyor. Çünkü ofiste benim çalışabileceğim kişi sayısı az. Benim daha çok vaktim aslında sizin de bugünlerde deneyimlediğiniz sanal toplantılarla, online dijital toplantılarla geçiyordu. O zaman tabii ki bu şeydi böyle. Ben bir de tabii ki çok seyahat ediyordum görevim gereği. O zaman ben bunu anlattığım zaman hani evden çalışıyorum dediğim zaman insanlar böyle biraz wow süper ya çok şanslısın evden çalışıyorsun ne kadar rahatsın diyorlardı. Hani o zaman tabii şöyle bir rahatlık vardı. Çocuklar benim iki oğlum var onlar okuldaydı eşim işteydi evde ben yalnızdım. Böyle gayet rahat güzel üretken çalışabiliyordum. Şimdi Covid ile beraber aslında farklı bir uzaktan çalışmayı deneyimlemeye başladık. Çünkü ne oldu? Bir anda hepimiz eve kapandık. Yani sadece bizler değil, işte eşimiz, çocuklarımız, işte kedimiz, köpeğimiz, hayvanımız böyle evde hep beraberiz. Şimdi çocuklar için yeni bir süreç başladı, uzaktan eğitim. O da hani baktığımız zaman hem özel okullarda hem devlet okullarında, televizyondan, bilgisayardan farklı alternatiflerle çocuklar eğitime başladılar. Orada tabii ki farklı yaş gruplarına göre destek gerekiyor. Hani büyük oğlum 15 yaşında, o hani kendi sorumluluğunu yürütüyor ama küçük olan anaokulundaydı. Seneye birinci sınıfa başlayacak Kerim. Öyle olduğu için hani bizim onun yanında olmamız lazım bu süreçte. Tek başına yürütemiyor. O yüzden şimdi vaktimizin bir bölümünü eşimle beraber bölüşüyoruz. Günün farklı saatlerinde. Onun işte kendince bazı dinlemesi gereken de öğretmenliğiyle sohbetleri oluyor. Belki bizim ona bir şeyler okumamız gerekiyor. Şimdi bir de onu yapmaya başladık. Diğer taraftan bizim bir yardımcımız vardı, büyük bir destek. Bu süreçte dedik ki hani sen de artık evine de kal. Hani biz ailecek 1,5-2 aydır evdeyiz. Öyle olunca ne oldu? İşte yemektir, evin bakımıydı diye bu sefer ekstra sorumluluklar bindi. Yani biraz ilk başta itiraf ediyorum hani bu süreci yaşayan bir kişi olmama rağmen zorlandım. Çünkü tekrar o dinamikleri oturtturmak, zamanı efektif kullanmak biraz vakit aldı. Ama şimdi daha rahat bir şekilde çalışıyoruz. Bir de şunu gözlemledim ve bir sürü arkadaşımdan da aynı şeyi duydum. İlk bu geçişte hepimiz bir anormal yoğunduk. Çok aşırı yoğunlaştık. Yani normal bir iş, yani rutinizm, iş düzeninizin de ötesinde. Bilmiyorum senin de öyle oldu mu?
Cemal, sen de öyle bir süreçten geçtin Yani ya. evet, ilk başta böyle bir yeni düzene adapte oluncaya kadar, tabii benim kendi deneyimimde ben böyle 3000 kişilik bir organizasyonu 2 hafta içerisinde eve taşımak gibi böyle bir iş yükü de üzerimizde olduğu için bizim ilk 2-3 haftamız biraz sıra dışı yoğunlukta geçti, haklısın. Evet, yani sizinki de büyük başarı. Hani dediğin gibi bu kadar binlerce kişiyi bir anda eve taşımak ve birden operasyona devam etmek büyük bir başarı. Evet yani şükür kazasız belasız herkes taşıdık. Yani bir hastalık bir şey olmadı. Ama söylediğin gibi oldukça yoğun geçti. Biraz evvel adres ettiğin konuyla ilgili bir şey geldi aklıma. Bu evdeki işler, çocuklarla ilgilenme, teknolojide kadın derneği yöneticisi olunca geçen bir makalede bir araştırma okudum. Erkeklerin bu dünya genelinde bir araştırma, %54'ü yanılmıyorsam çocukların evden eğitimine eşit derecede katıldıklarını eşleriyle söylüyormuş. Kadınların sadece %3'ü buna katılıyormuş. Ne dersin bununla ilgili? Güzel bir araştırmaymış. Bir de şunu aslında sormak lazım. Ev işlerini ne kadar bölüşüyorsunuz? Eminim ki onda da benzer bir oran çıkacaktır. Muhtemelen. Ama ben de şöyle bir şey okudum. Bu süreçte aslında erkekler hani kadınların yaptığı işi daha iyi anlayıp takdir etmeye mi başladılar diyeyim. Daha farkındalıkları arttı. Çünkü hani evde olmadıkları için yani şeyin farkında değillerdi. Aslında evde büyük bir iş yükü var. Hani çalışan anne için de evde çalışan hani evde kalan kadının için de aslında büyük bir iş yükü var. Bu pek görünmüyordu. Ben buna katılırım. Değil mi? Yani herhalde hayatımda en çok ev işi, yemek vesaire gördüğüm dönemi geçiriyorum ben de. Hani bir Evet. erkek olarak bunu söyleyebilirim. Evet, bence o açıdan iyi oldu. Herkes bir gördü ve bence daha fazla sorumluluk almaya başladı erkekler bu süreçte evde. Çünkü gördüler ki aslında çok fazla iş var. Sonuçta hani bakacak olursak eğer hani annelerin bir kısmı da çalışıyor profesyonel olarak. O yüzden birazcık daha sanki dengelendi ya da oraya doğru bir yolculuğa başladık gibi geliyor bana. Peki ben sana buradan şeyi sormak istiyorum. Kişisel deneyiminin dışında uzun yıllardan beri uluslararası ekipler yönetiyorsun, uzaktan yönetiyorsun, uluslararası ekiplerle uzaktan çalışıyorsun. Birlikte çalıştığın ekiplerin, başka ülkelerdeki iş arkadaşlarının bu süreçteki deneyimlerinin sendeki yansıması nedir? Yani onlardan bize neler aktarabilirsin kendi deneyimlerin ötesinde? Tabii. Evden çalışma süreci, COVID süreciyle ilgili. Evet. Onunla ilgili bir iki slaydım var. Onlara geçebilirsek oradan anlatayım. Evet. Şimdi aslında bir önceki sorunla ilgili bir iki slaydım var. Çok hızlı geçeceğim. Hani evden çalışma denilince hep hayaller bu şekildeydi. Yani işte süper çok mutluyuz, çok rahatız, evdeyiz, çok güzel çalışıyoruz. Yani eskiden evden çalışma böyle algılanıyordu. Bir sonraki slayda geçersek eğer gerçeklere bakalım. Evet, gerçekler de böyle oldu. Hani Covid süreciyle beraber. Burada benim oğlumu görüyorsunuz Kerim. O da gördüğünüz üzere uzaktan eğitim yapmaya çalışıyor ama biraz önce sohbette de söylediğiniz gibi biraz daha standartın dışında daha kaotik bir ortamda kendimiz bulduk ama bence bu konuda da ilerleme kat ettik, bir dengeyi kurmayı başarıyoruz. Evet, şimdi senin soruna gelecek olursak eğer, şimdi aslında bugünkü konumuzda diyoruz ki yeni dünyada ekip çalışması ve ben buna dijital iş yeri diyorum. Bu aslında yeni bir konsept değil. Hani bizim yıllardır anlattığımız kurumlara bunu uygulamalarını önerdiğimiz bir altyapıydı. Bazı kurumlar bu tarz altyapılara yatırım yapmıştı. Çünkü ne? Sadece Covid diye düşünmeyelim. Zaten ihtiyaçlar seneler içerisinde değişti. Şöyle bir ihtiyaç oldu. Her zaman her yerden çalışmak. Herkes her zaman ofiste olmayabiliyor. Toplantılarda olabiliyorsun, müşteride, iş ortağında, dışarıdasın, trafiktesin. Ne bileyim haftasına acil bir şeye cevap vermen lazım. Bu senaryoları yani evde çalışan bir grup da var ama Türkiye'de bu nispeten yine daha azdı. Bu senaryolara baktığımız zaman biz diyorduk ki sizin artık bir dijital iş yerine geçmenizin vakti geldi. Ve aslında bugün geldiğimiz noktada da buradayız. Hani biz burada
teknoloji firmaları olarak bu konuda anlatmaya çalışıyorduk. Burada bir değişim söz konusuydu, bir evrim söz konusuydu. Ama bence COVID'le beraber bir devrim oldu. Ne oldu? Biz bir günde hepimiz evlerimize kapandık ve denildi ki tamam bundan sonra işte uzaktan çalışacaksın, çocuklar uzaktan eğitim yapacak. Biz bu konseptleri anlatırken firmalar, yani bazıları bunları uygulamıştı ama bazıları da diyordu ki hani biz daha hazır değiliz, çalışanlarımız hani bu altyapıları kullanamaz, işte öğretmenlerimiz hazır değil. Fakat gördük ki herkes hazırmış. Yani hazır olmasa da kısa bir süre içinde adapte oldular. Bir şekilde hiç kullanamaz, yapamaz denilen insanlar gayet güzel böyle online toplantıları organize başladı. Ve birlikte çalışmaya devam ettiler. Şimdi biz ekipçe nasıl çalışıyoruz onu anlatmak istiyorum ki umarım katılımcılara da fikir verebilir. Diyorum ya değişen ihtiyaçlar. Öncelikle tabii ki sanal toplantılar olmazsa olmaz. Bunlar zaten hayatımıza girdi. Eminim ki pek çok katılımcımız da bunları kullanmaya başladılar. Bu toplantılarda ne yapmaya başladık? Aslında belki fark etmişsindir, daha disiplinliyiz. Neden? Eskiden mesela bir saatlik bir toplantı olurdu. İşte insanların toplantı odasına gelmesi, gitmesi, işte kahvesini aldı, suyunu içti falan bir vakit kaybı olurdu. İşte hemen saatinde başlayamazdık. Belki saatinde bitiremezdik. O uzayınca öbür toplantımıza geç kalırdık. Şimdi benim online toplantılarda gördüğüm artık bir kere bir saatlik toplantı çok fazla yok. Yarım saatte biz pek çok konuyu halledebiliyoruz. Hani olmadı 45 dakika, hatta 15 dakika bile çok kısa bir sürede iş konuşup halledebiliyoruz. İnsanlar daha hazırlıklı gelmeye başladılar. Yani ne konuşacağını bilerek. Sonra toplantı ardından, mesela pardon, toplantılarda biz toplantımızı kayıt ediyoruz. Uzun yıllardır bunu yapıyoruz. Sebebi de şu, herkes her toplantıya gelemeyebiliyor, takvimler çakışabiliyor. Ama toplantılarımızı biz kayıt altına aldığımız zaman katılamayan bir kişi de hızlıca bunu dinliyor ve böylece de herkes aynı sayfada oluyor. Bir daha onu tekrar anlatmak zorunda kalmıyoruz. Toplantılarımızın sonunda işte aksiyonlarımızı daha bence daha iyi alıyoruz ve takip ediyoruz. Yani şey daha disiplinli, daha üretken olmamızı sağladı diye düşünüyorum. Bir taraftan biz tabii ki ekip olarak çalışıyoruz. Yani insani tarafı da var. Sadece iş diye düşünmemek lazım. Sosyallik de önemli. Hani peki bu ekip ruhunu nasıl koruyacağız? Nasıl hala birlikte çalışacağız derseniz işte bu dijital iş yerinde aslında ona da yer var. Burada sizin takımlar halinde çalışabileceğiniz platformlar var. Bu takım sizin direkt size ekibiniz olabilir. Ya da siz belki bir proje grubunda çalışıyorsunuz, o da olabilir. Ama amaç yani çünkü e-postalar artık biraz ucu kaçtı. Yani çok fazla e-posta alıyoruz. Bir konuyu oradan takip etmek zor olabiliyor. Sonra birisi eksik, onu oraya dahil ediyoruz. Oysa ki bu ekiplerle, bu kanallarla yapılmaya çalışılan bir şey olsun. History, yani geçmişe yönelik bir hafızamız olsun. Biz ne üzerinde çalışmışız? Ne projeler, neredeyiz, dokümanlar, birlikte çalıştığımız, toplantı notlarımız. Belki ekibimize yeni biri katıldı, hemen bunlara bakarak daha hızlı adapte olabiliyor. Bunun gibi ekip çalışmasını sağlayan platformlar var. Sohbetler. Yine bu dijital dünyada şunu da çok yaşıyoruz. Diyelim ki hızlıca benim birisine ulaşmam lazım. Yani her şey için bir e-mail, her şey için bir toplantı da olmuyor. Çok hızlıca yine ben bu dijital işleri altyapım üzerinden arkadaşımın şeyi görüyorum. Yani trafik ışıkları gibi kırmızı, yeşil, sarı. Diyorum ki kırmızı şu anda bir toplantıda meşgul, rahatsız etmeyeyim. Yeşil görüyorsam şu anda müsait, işte hemen bir sorayım. Sarıysa da belki o an masasında değil. Bunları da görerek ben ilgili arkadaşlarıma hemen kısa soru, arkadaşım işte nasılsın, iyi misin, kısa bir sorun var, müsait misin deyip istediğim soruyu sorup anında da cevap alabiliyorum. Bu da yine aslında hızımızı arttıran, o iletişimimizi arttıran noktalardan biri. İçerik paylaşımı. Şimdi yine aslında baktığımız zaman normal iş yerinde de insanların en çok vakit kaybettiği konulardan biri bilgiye ulaşmak. İşte bir dosya vardı, işte neredeydi? O dosyanın son hali, işte müşteriye teklif vermiştik, son teklif kimdeydi? Ya da bir sunum hazırlanacak, işte üst yönetime bir sunum hazırlayacağız, 10 kişi beraber çalışmamız lazım.
O ona dosyayı gönderiyor, o ona gönderiyor, o ona gönderiyor. Gibi gibi aslında bizim çok fazla vakit kaybettiğimiz işler vardı. Ama bunlar da çok önemli. İşte yine bu dijital işleriyle biz şunu yapıyoruz. Bir, bu ekip çalışma alanlarına bu tarz bilgileri koyuyoruz. Böylece de herkes erişebiliyor. Hakkı olan herkes. Tabii ki buralarda güvenlik de çok önemli. Kim hangi dosyaya erişebilir, değiştirebilir, kim sadece okuyabilir ya da kimler hiç giremez. Bunların da olduğu bir altyapıyı hayal edelim. Bu şekilde biz dokümanları ortak bir alana, ekip alanına koyarak istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz ve istediğimiz zaman beraber de çalışabiliyoruz. Ben pek çok müşterimizde şöyle şeyler duydum. Artık üst yönetime sunum hazırlamak çok kolay çünkü PowerPoint'i açıyorlar. Herkes bir yerini aynı anda değiştirebiliyor. Böylece de birbirimizi beklemek zorunda kalmıyoruz. Bu da aslında bizim belki gereksiz vakit kaybettiğimiz, emek harcadığımız, operasyonla uğraştığımız alanları geliştirmemize yardımcı oldu. Ve ben şunu da gördüm. Bu süreçte pek çok arkadaşım ki bunların aralarında aslında ben uzaktan çalışamam, işte ben ofise gitmeyi seviyorum diyenler de var. Bu uzaktan çalışma kültürünü benimsediler. Ve çok üretken olduklarını söylüyorlar. Yani genelde kafalarda da tabii belli kalıplar var. İnsanlar şunu düşünüyordu, işte evde ben üretken olamam. İşte arkadaşlarım uzakta olursa biz beraber çalışamayız. Hani yan yana kol kola diz dize olunca daha iyi çalışıyoruz. Ama şunu da gördüler, hani evde olunca da bunun da başka artıları var. Ve bu altyapılar sayesinde biz sanki yine kol kola diz dize gibi yüz yüze şey yapabiliyoruz. Beraber mesai harcayabiliyoruz, beraber çalışabiliyoruz. Bununla beraber kafalar da değişmeye başladı. Bir sürü arkadaşımla yine şunları duyuyorum. Ya şimdi biz her şey normale dönünce her gün işe gitmeli miyiz? Ne bileyim, belli günler evde çalışalım. Bu çok güzelmiş. Hani şey yapabiliyorum, kesintiye uğramadan çok üretken, çok efektif çalışabiliyorum. Ya da işverenlerden şunu duyabiliyoruz. Ya biz plazalara, ofislere çok kira ödüyorduk. Ya böyle de herkes de evde de güzel çalışıyormuş. Hani bunu da deneyimlememiştik. Aslında biraz şey mi yapsak? Ne bileyim, daha ufak ofise geçsek, herkes her gün gelmese, işte dönüşümlü gelse ya da sosyalleşmek için mi bir arada olsak gibi bu altyapıları kullanıp aslında işlerin de çok da güzel döndüğünü görünce bence bizler de değişiyoruz. Biz değişince iş hayatı da değişecek. Eminim ki sohbetimizde bunu da konuşacağız ama ben çok uzun konuştum. Biraz ara vereyim. Belki sen deneyimlerini paylaşmak ister. Teşekkürler. Ben burada bir soru sormak istiyorum. Anlattıkların bir şey merak ettirdi bana. Senin gözleminden çıkarımım, bu evden çalışma düzenlerine daha önce kültür olarak hazır değildik. Bir takım teknolojiler vardı. Sanıyorum bu teknolojilerin işbirliğini ne kadar arttıracak, iletişimi ne kadar arttıracak, işimizi biz ne kadar kolaylaştıracak teknolojiler olduğunun belki farkında da değildik. Yani şu çıkarımı yapabilir miyiz? Bunların varlığını fark etmemeye zorladı bizi biraz pandemi süreci diyebilir miyiz? Ya kesinlikle çok doğru bir özet oldu. İnsanlar bunları gözlemleme şansı elde ettiler. Ve bu süreçte aslında pek çok firmada Türkiye'de bulut servislerine geçti. Neden? Çünkü senin de dediğin gibi bir anda belki binlerce, yüzlerce çalışanın eve gitmesi lazım. Şimdi böyle bir ortamda hani biz bilgi işlem departmanı olsak hani nasıl bu hizmeti vereceğiz? Yani bir sürü sunucu alman lazım. İşte lisansı ona göre işte kurulumunu yapacaksın. Güvenliğinle uğraşacaksın. Ve bunlar vakit yani. Sen bir sunucu, bir donanım istediğin zaman bu hemen gelen bir şey değil. Ve senin ertesi günü ya da birkaç gün sonra hizmet veriyor olman lazım. Şimdi bununla beraber firmalar Türkiye'de bir de bunu keşfettiler. Yani sadece bu son kullanıcı araçların değil, bulut gibi bu zamana kadar belki çekimser kaldıkları, farklı sebeplerden deneyimlemedikleri teknolojileri gördüler ve şunu gördüler. Yani ya bu bulut hizmetleri elektrik, su gibi bir hizmetmiş. Ben bugün işte bu altyapıyı, dijital iş yeri istiyorum, dijital iş yerim oluyor. Yarın öbür gün işte ben e-ticaret sitesi açmak istiyorum. E-ticaret sitesini açabiliyorum. Hemen 2-3 ürün koyuyorum bu platformda, bunu yapabiliyorum. Yani bunun gibi aslında bence kurumsal dönüşüm içinde, yani hem bireylerin bir dönüşümü söz konusu, hem de kurumların bir dönüşümü söz konusu. Ve belki biz normal zamanda, belki 50 yılda, 100 yılda gelebileceğimiz bir yere çok daha hızlı geldik. Bence o açıdan, yani COVID'in faydası ne oldu dersen,
Bence faydası teknolojiyi daha iyi kullanır olduk. Okur yazarlığımız arttı. Daha iyi kullanır olduk ve belki artık bazı şeyleri de farklı yapabiliriz. Hani illa eski yöntemlerle değil, birazcık da belki bakış açımız da değişti diye düşünüyorum. COVID'in faydalarına geçmezden önce başka bir soru sormak istiyorum. Bu teknolojiyi fark etmemizi sağladı süreç dedik. Belki de acaba iş yapış biçimleri teknolojinin önüne geçti mi? Yani teknoloji bir anda işte milyonlarca insanın evden çalıştığı bir düzene döndük. Altyapımız, teknolojimiz, yani bunun içerisinde elektrik altyapısını, internet altyapısını da düşündüğünde, teknolojik araçları düşündüğünde, teknoloji yeterli mi? Yoksa bizi ya şunlar da olsa aslında daha iyi olur veya teknolojinin kısıtları yüzünden ofisteki performansımız bir tık azaldı der misin? Şunlar da olsa daha iyi olur der misin? Evet. Yani şöyle dedim, bir kere internet. Yani internet artık elektrik, su gibi çok çok önemli bir hale geldi. Yani bizim evimizde mesela internet vardı, yetiyordu. Fakat şimdi yetmedi. Biz bunu yükseltmek zorunda kaldık. Eminim ki pek çok kişi de benzer şekilde gözlemlemiştir. Çünkü ne oldu? Bir anda işte eşim, ben çalışıyoruz, çocuklar, uzaktan eğitim. Hani daha fazla aynı anda insan bağlanmaya başladı. Bir de şunu da gözlemledim. Evdeki bizim internetlerin de belli, hani değil mi, abone oluyoruz, belli bir taahhüt veriliyor. Ama bu kadar çok insan bir anda bağlanınca, hani ben bir de oradaki taahhütlerde birazcık esnemeler gördüm. Muhtemelen altyapılar da buna hazır olmadığı için istenilen kalitede servis verilemedi. Ama yine de yani biz mesela evdeki interneti upgrade ettik ve şu anda herkes çok sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabii ki şunu da ben çok duydum. Bazı firmalarda laptop yoktu. Yani iş yerlerindeki desktop'la çalışıyorlardı. Bir anda evlerinize geçin deyince orada da bazı firmalar laptop alımı gerçekleştirdi ve hani çalışanlarına o altyapıyı verdi. Ama tabii bu da pahalı bir yatırım. Yani herkes bunu yapamayabilir. O yüzden de yine orada da aslında teknolojinin de bir çözüm ulaştırdı. O da nedir? Bazı firmalar da şunu yaptı. Diyelim ki çalışanların evinde normal bir desktop var. Ya da laptop, kendi cihazları var. Belki çok da donanımlı değil, yani çok da yüksek değil ama yine de çalışabilir. İşte biz de onları yine buluta bağladık ve sanal bir bilgisayar ortamı yarattık. Ve sanki şirketindeki o altyapı burada varmış gibi güvenli bir şekilde, cihazların kapasitesi çok yüksek olmasa bile yine şirkete bağlanıp işe devam edebildi. Yani oradaki limitasyonu da böyle açtık. Teknoloji kullandığımız altyapılar olarak tabii ki hani bugün anlattıklarımız pek çok şeyi kapsıyor ama daha iyi olamaz mı? Tabii ki daha iyi olabilir. Bence burada da şu da var. Bizim gibi teknoloji firmaları, biz şu anda şunu yapıyoruz. Sizlerden gelen geri bildirimleri dinliyoruz. Çünkü bir anda o kadar çok kişi kullanmaya başladı ki belki eskiden daha az gözlemlerken, şimdi bize çok güzel geri bildirimler geliyor. Hani şurada olsaydı, bu da şöyle olsaydı. Bizim de bu sebepten bunları daha geliştirmemiz, işte işin içine yapay zekayı katmamız için de güzel bir fırsat oldu diye düşünüyorum. Ama ben yani genelde aldığım geri bildirim, insanlar gayet güzel çalışıyorlar. Hani böyle artık çalışamıyorum, hiç olmuyor diyen pek olmadı. Genelde en azından benim çevremde pozitif geri bildirim aldım. Peki, bu arada ben izleyenlerimizi soru sormaya da davet ediyorum. Sonunda vaktimiz kalırsa sorulardan, izleyicilerimizden gelen sorulardan da sana aktarmak istiyorum Çiğdem. Tabii. Bu noktada biraz evvel bir olumlu yönünden bahsettin evden çalışma sürecinin, COVID sürecinin. Ne gibi olumlu yönlerini görüyorsun genel olarak? Ve de ne gibi olumsuz yönlerini görüyorsun? Evet. Şimdi yani bir kere hani ben kendi açımdan şunun için mutluyum. Trafikte vakit kaybetmiyorum. Eminim ki hani özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da yaşayanlar için hani bir saat gidiş, bir saat dönüş, hani averaj bir zaman, iki saat. Kimisinin bu daha da fazla olabiliyor. Hani bu vakit kaybetmemek, enerjimizin düşmemesi bence çok büyük bir lüks.
Diğer taraftan hani ailemizle bu süreçte daha çok vakit geçirme şansımız oldu. Aslında benim de profesyonel olarak hani evden çalışmayı tercih etmem sebebi o. Hani seyahatlerim de olduğu için zamanı dengelemek, ailemle daha vakit geçirebilmek için de evde kalmayı tercih ediyordum. Ama bu süreçte dediğim gibi aileler birazcık daha yakınlaştı. Bir taraftan da aslında çevre için de çok iyi oldu. Neden? İşte arabaları kullanmıyoruz, işte ofislerde elektrik olmuyor, dışarılarda çok gezmiyoruz, belki çok tüketmiyoruz. Öyle olunca hani hep de çok güzel paylaşımlar da oluyor doğanın nasıl canlandığına dair. Gerçekten de doğanın da bir kendine gelmeye ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Ama bir sonraki slayda geçersek, bu konuda yapılmış bir araştırma var. Ben onu da seninle paylaşmak isterim. Bu araştırmada, hatta bu sene yapılmış bir araştırma, çalışanlara şu sorulmuş, yani uzaktan çalışanlara şu sorulmuş. Yani sizce uzaktan çalışmanın en büyük faydaları nelerdir? En yüksek, daha esnek çalışabiliyorum denmiş. Yani 9-6 değil, daha farklı saatler. Yani kimisi sabah çalışmayı seviyor, kimisi daha geç saatlerde çalışmayı seviyor. Hani bu esnekliği vermesi. Ve benim de biraz önce anlattığım örnekte olduğu gibi hani benim gibi küçük çocuğu olanlar için de hani onların da eğitimine destek olabilmek için hani takvimimizde belli alanları onlara ayırmak bize fırsat veriyor. Diğer taraftan her yerden çalışabilmek. Yani illa belli bir lokasyona gidiyor olmamak. Tabii evden olabilirsin ya da artık cepten de yani illa bilgisayarın da şart değil. Bütün bugün konuştuğumuz teknolojiler cepten de mümkün. Toplantılara da girebiliyorsun. Dosyalara da ulaşabiliyorsun. O yüzden herhangi bir yerden çalışabilmek. Yani %21 de aslında trafikten şikayet etmiş. Yani işe gidip gelirken vakit kaybetmekten. Daha sonra %11 işte ailemle daha çok vakit geçirebiliyorum bu sayede demiş. %7 işte evden çalışabiliyorum diye özetlemiş. Hani baktığınız zaman çalışanlar için de güzel fırsatlar. Hatta başka bir rapor okudum, bugün paylaşmadım ama orada da şunu soruyor. İşte bir işe başvurdun, hani farklı alternatifler var. Hani iş yeri seçerken neye bakarsın? Hani o başlıklar altında da aslında var. Hani bu esneklik, çalışma saatlerindeki esneklik, evden çalışabilme diye. Ama tabii ki bu güzellikler yanı sıra yok mu bunun zorlukları? Tabii ki zorlukları da var. Bir sonraki slaydımıza geçersek eğer orada da yine yapılan araştırmada çıkıyor ki %20 birlikte çalışma ve iletişime bir zorluk olarak görüyor. Bu tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi eskiden hani koridor sohbetlerimiz vardı. Mutfakta bir araya geliyorduk. Yan yana masalardaydık. Hani onun yok olmasıyla beraber %20 yalnızlık diyor. Tabii şimdi bakacak olursak bizler sosyal varlıklarız. Hani birden böyle uzaktan da çalışınca hele ki şimdi COVID döneminde bu daha da eminim ki artmıştır. Tek başımızayız. Yani sanal ortamda başkalarıyla beraberiz. Bu %18 de demiş ki hani bunun iş ev dengesi kayboldu. Yani şey yapamıyorum, kendimi durduramıyorum. Aslında bu kesinlikle benim de yaşadığım, eminim ki hepimizin yaşadığı bir konu. Özellikle ilk başta yani bu COVID'in çıktığı dönem eve kapandığımızda bence biz duygusal olarak da böyle bir refleks gösterdik. Çünkü yani şimdi eğer çalışmasam ne yapacağım? Yani belki haberleri dinleyeceğim. Haberleri dinledikçe moralim bozulacak. O sırada da belki biraz böyle hani ya hobi ne yapsam, ekstra ne yapsam kafam ona işlemiyor çünkü o problem, o olay, vaka beni çok yoruyor. O yüzden dedik ki ya ben çalışayım daha iyi. Hiç olmazsa beni meşgul ediyor, düşünmüyorum. Yani o yüzden de bence bir sebep de o ilk başta geçişte evimiz aşırı yoğunduk. Sonra ama tabii ki normalize olmaya başladık dedik. Yani bu böyle olmuyor yani sabah, akşam, gece, gündüz çalışıyor olmuyor. Daha bir dengeyi kurmaya başladık. Daha saatlerimizi belirledik. İşte kendimize yeni meşgaleler edindik. Belki işte uzaktan spor yapanlarımız var, meditasyon yapanımız var, kitap okuyan var, müzik dinleyen. Yani birazcık hayatımızı başka şeylerle doldurmayı da öğrendik. %12 evdeki, yani tabii ki evde başkaları da olabilir, hani sizi bölebilir, öyle bir rahatsızlıktan bahsetmiş. İşte kimisi farklı zaman dilimlerinde çalışmak demiş ama o çok yaygın değil. Tabii ki motive olmak, yani %77'si de demiş ki motive olmakta zorlanıyor.
Yani bazı insanlar da değil mi? Hani başkalarıyla birlikte çalışarak motive olabiliyor. İşte bazıları da şey diyor, izin almak. Yani şimdi hep evdeyim, zaten izinliyim gibi. Yani şimdi niye bir de izin alayım? Burada İzinden ben izin almış gibi. Zaten izin almış gibi. Yani evdeyim, izin alıp ne yapacağım? Şimdi orada da yine kendimden örnek vermek istiyorum. Ben gelecek hafta izin aldım. Neden izin aldım? Yani çok yoğun bir dönem yaşadık. Bizim yıl kapanışımız Haziran sonu bu arada. O yüzden hem bir taraftan yıl kapıyoruz hem bir taraftan gelecek senenin planlarını yapıyoruz. Böyle bir dönemde bir de hani çocuklar ev derken hani dedim ki benim bir ara vermeye ihtiyacım var. Yani yoksa hani bu sanatçılar bir dönem şeydi ya işte neydi tükenmişlik sendromuna girdim. Hani böyle bir her şey hissettim ya ben tükenmişlik sendromuna mı gireceğim? Yani çünkü böyle bir her günüm ayrı, aynı ve yoğun. Yani dedim ki benim bir ara vermem lazım. Tamam yapabileceğim bir şey yok yani yine evdeyiz ama olsun yine bir ara vereyim. Birazcık daha bir dengeleneyim. Hani bunu da ekibime de tavsiye ediyorum. Çünkü bu da yine bizim aslında zorlandığımız, genel anlamda zorlandığımız bir alan olarak görüyorum. Deyip sözü yine sana vereyim. Peki, burada hem olumlu yönlerde hem olumsuz yönlerde bahsettiğin bir noktaya dokunan bir soru soracağım sana. Olumlu yönlerde esnek çalışmadan bahsettik. Yine aslında olumsuz tarafta da işte yalnız olma, değişik zaman dilimlerinde olma, işbirliği ve iletişimdeki aksaklıklar. Şimdi bu esneklikle birlikte benim gözlemim evden çalışmaya geçince herkesin biyolojik saati birbirinden farklı. Evdeki düzenleri de birbirinden farklı. İşte kim senin dediğin gibi bir tane anaokuluna giden, bir tane liseye giden oğlun var. Başkasının bebeği var. Başkasının çocuğu yok. Başka bir ajandası var. Evden çalışmaya geçince bu 24 saatlik düzenler oluştu. Bu 24 saatlik düzenler içerisinde kişilerin çalışmaya ayırmak istedikleri zaman dilimleri birbirinden farklılıklar arz ediyor. Yani ben örneğin sabah çalışmayı seven biriyim. Ya ben 6'da kalkayım 9'a kadar işimi bitiriyorum diyorum. İşte bir şeyde iş arkadaşım da diyor ki ya ben o saatlerde çalışmayı tercih etmiyorum. Benim için işte aynı şeyi 11 ile 4 arası yapmak daha iyidir. 24 saati daha etkin kullanmak istiyor insanlar. Teknoloji bize bu asenkron çalışma talebini karşılayacak hangi araçları sunuyor? Evet. Ya da sunuyor mu? Evet. Şimdi neler sunuyor konuşalım. Daha neler olabilir? Tabii ki olabilir. Yani biz ekipçe şunu yapıyoruz. Takvimimizde zamanları kapatıyoruz. Yani şöyle ki mesela işte diyelim ki ben sabahları 9-10 arası işte Kerim'le çalışmam gerekiyorsa o vakti kapatıyorum ki başka bir arkadaşım oraya toplantı koymasın. Hani böylece de en azından ortak uygun zamanımızı bulmaya çalışalım. Öbür türlü yok o bana uymuyor da öbür zaman yapalım da hani yine bir şeye giriyoruz. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim o dijital iş yeri aslında asenkron altyapıyı destekleyen bir platform. Neden? Bir, mesela toplantı yapılıyor, saati uymuyor, kayıt alınıyor, ben kaydı dinleyebiliyorum. Hatta teknoloji öyle ilerledi, yapay zeka öyle ilerledi ki toplantıda konuşanları metni tekste çeviriyor. Böylece ben onun içinde arama yapabiliyorum. Belki hepsini dinlemek zorunda değilim. Yani merak ettiğim kısmı sadece dinleyebilirim. Diğer taraftan yine dedik ki o ekip çalışmasında sohbet alanları var. Yani nedir bu? Ben hani bu IM'de dediğimiz karşılıklı olarak yani belki şu anda sen online değilsin, yazamıyorsun ama ben sana oradan yazıyorum. Sen müsait olunca yazıyorsun, ben yazıyorum. Böylece de iletişimimiz asenkron olarak devam edebiliyor. Hani şu an için bunlar var. Ama ben seni duyuyorum. Kesinlikle değişen ihtiyaçlarla dediğin gibi biz teknoloji firmaları olarak da sizlerden gelen gelir bildirimlerle bunları daha geliştiriyor olacağız. Bir de bir konuyu daha ilgimi çekiyor. Şimdi bu lokasyon bağımsız çalışmanın hızlanmasıyla birlikte aslında iş gücü pazarı bakımından sanki dünya tek bir iş gücü pazarına doğru gidiyor. Ofis işleri için herhangi bir fiziksel mekanda bulunma ihtiyacın olmadığı anlaşılmış durumda. İş gücü piyasalarına baktığımız zaman da Batı ile Doğu arasındaki maliyet farkları çok yüksek.
teknoloji bu yönde bizi destekler mi? Mesela Türkiye açısından söylüyorum. Şimdi dil bariyerleri var. Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, gelişmiş ülkelere hizmet vermek bakımından. Ama bir taraftan da tercüme teknolojilerinde hızlanmalar var. Bunlar sizin de bu yönde güzel ürünleriniz olduğunu biliyorum. Acaba dil bariyerini ortadan kaldıracak belli hizmetleri anında tercüme yöntemleriyle Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'ya, gelişmiş ülke pazarlarına yapabilir duruma gelebilir miyiz? Ne dersin bu konuda? Evet. Senin de dediğin gibi artık dünya global oldu. Yani artık ofislerimizden çıkınca, bu sanal ortamlara gelince mesafeler kalktı. Kimin nerede olduğu önemli değil. Yani ben Türkiye'de yaşayan bir arkadaşımla da böyle konuşuyorum. Amerika'da yaşayan bir arkadaşımla da böyle konuşuyorum. O yüzden bir anda sınırlar kalktı. Ve dediğim gibi hani global bir dünyada olduğu için senin bilgi birikimin, yetkinliğinle artık sen herhangi bir yerde çalışabilirsin. Çünkü bu post pandemi sonrasında da daha fazla bu formatlarda yani uzaktan çalışma, evden çalışma, proje bazlı çalışma işlerini göreceğimize inanıyorum. Bir de yani bazıları duymuş olabilir. Gig ekonomi denen, işte freelance denen bazı konseptler var daha da yaygınlaşan. Bu nedir? Hani illa sen tek bir şirkette çalışmak zorunda değilsin. Hani öyle bir uzmanlığın olur ki senin, sen veri bilimcisin. Yani çok yetkin bu konuda uzmansın. Şimdi senin de bir şirketin seni çalıştırması, maaşını ödemesi çok zor olabilir. Oysa ki o projede eğer bir veri bilimci ihtiyacı varsa proje bazlı çalışabilirsin. Yani artık bizim bildiğimiz o klasik tek bir şirkette çalışma konsepti de değişiyor. Önümüzdeki dönem belki çocuklarımız daha görecekler. Farklı proje bazlı çalışma. Peki teknoloji bunu nasıl destekliyor dersen, yapay zekanın aslında girmesiyle hayatımıza burada işte büyük bir katma değer görüyoruz. Nedir bu? Bir, yazılı metinleri anında tercüme edebiliyoruz. Şöyle düşünün. Mesela ben bir tekstilciyim. Rusya'yla da iş yapıyorum. Ve oradaki mağaza müdürüyle de bir konuda yazışmam lazım. Şimdi adam Rusça biliyor. Ben İngilizce biliyorum ama adam Rusça biliyor. Yani haberleşmemiz lazım. İşte bu biraz önce bahsettim. O asenkron yazılı iletişimde. Ben Türkçe yazıyorum. O onu Rusça tercüme ediyor anında. Onun yazdığında ben görüyorum. Böylece de yazılı olarak iletişimimiz de bir bariyer ortadan kalkıyor. Peki konuşmada bu bariyer ortadan kalkıyor mu? Orada da şu anda belli diller için bu destek var. Sen yine anında yani konuşurken arka tarafta kulaklığıyla beraber şeyi duyabiliyor. Farklı bir dilde duyabiliyor. Bunların sayısı tabii ki her geçen gün gitgide artıyor. Ve o tarafta çok güzel bir gözlem. Bence artık dünya global. Burada da bu teknolojileri kullanarak çok daha rahat farklı piyasalarda iş yapma şansımız da olacak. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye yani bölgede yani en azından Orta Doğu Afrika için bu gözlerimi paylaşabilirim. Baktığım zaman ülkelere, hani kendi memleketim diye söylemiyorum. Biz Türkler çalışkanız, disiplinliyiz, azimliyiz. Zorluklara karşı yılmıyoruz. Belirsizlik ortamlarında hayatta kalıyoruz. Çözüm odaklıyız. Yani bizim aslında millet olarak genlerimizde olan şeylerden dolayı aslında kurumlar için de çok avantajlı. Yani bir şeyiz, iş gücüyüz diyebilirim. O yüzden bence kesinlikle önümüzdeki dönemde fırsat var. Şöyle bir fırsatı ben görüyorum. Türkiye önümüzdeki 5 sene içerisinde 1 milyon yazılım çalışanı yaratmaya çalışıyor. Yeni eğitim politikalarıyla. Ya da yazılım sadece demeyelim, bunların içerisinde yazılımcılar, testçiler, chatbot designerlar, bu endüstri etrafında düşünebileceğimiz bir sürü meslek. Tabi bu 1 milyon kişiyi biz hepsini çok iyi İngilizce, Almanca, Fransızca bilenlerden yaratmamız çok mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bu haliyle tercüme teknolojileriyle birlikte o zaman bu 1 milyon kişiyi hızlıca yaratacak eğitim politikalarını geliştirmek ve bunların en az yarısının kadın olacağı şekilde organize olmak ve bunları dünya pazarına arz etmek önemli bir fırsat
gibi görünüyor diyebilir miyiz Türkiye için? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çok güzel yine özetledim. Peki. O zaman başka bir soruma geçmek istiyorum. Yine senin olumsuz olan tarafa baktığımızda bize ne gibi problemler getirdi? Bunları çok aşılamayacak problemler değil ama genellikle gördüğüm insan iletişimi tarafında, duygusal tarafta ve motivasyon tarafında şeyleri görüyoruz. Olumsuz vurguları. Buralardaki kişisel gözlemlerin neler ve bunlarla ilgili neler yapabiliriz sence? Evet. Şimdi biz ekipçe şunu yapıyoruz. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Uzaktayız ama aslında daha yakınız. Neden daha yakınız? Ben ilk defa ekibimdeki arkadaşların çocuklarını görmeye başladım. Toplantılara çocuklar giriyor. Evlerine konuk olmaya başladım. İşte hayvanlarının olduğunu öğrendim. Yani bir anda aslında belki fiziksel olarak uzağız ama hiç tanımadığımız kadar birbirimizi tanımaya başladık. Bence işte biraz bir maskemiz vardı. Belki bir mesafe yani hani bir avatarımız vardı belki. Ama eve geçince, o bizim özel alanımıza geçince bence o avatarlar kalktı. Artık biziz yani daha kendimiziz. Daha kendimizle barışırız. Ve öyle olduğu için de ben ekibime, çalıştığım arkadaşlarımı şimdi daha yakından tanıma fırsatı elde ettim. Ve dediğimiz gibi biz şey de diyoruz hani toplantılara. Çünkü çocuklar merak ediyor. Ne yapıyor bu? Annem babam ne yapıyor? Bu nedir? Çok rahatlıkla onları da alıyoruz. Kucağımıza alıyoruz. Beraber sohbet ediyoruz. Merhaba diyoruz. Birbirimizle tanışıyoruz. Onun haricinde sadece iş konuşmak değil de biraz insan tarafı da unutmamak lazım. Yani ne yapıyoruz mesela en basitinden? Toplantıya başlarken bir hal hatırı soruyoruz. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Biraz sosyalleşiyoruz. Ondan sonra işe başlıyoruz. Ya da ben şöyle bir uygulama yaptım. Haftada bir gün bizim bir sosyalleşme toplantımız var. Yarım saat, 3 tane kuralı var. Kameranı açacaksın. Çayını, kahveni, suyunu ne almak istiyorsan alacaksın. Bir de iş konuşmayacaksın. 3 tane kuralımız var. Ve aslında o hafta içindeki en keyifli ekip toplantısı da o toplantı. O kadar çok gülüyoruz ve eğleniyoruz ki ve ben yani gerçekten iyi geldiğini hissediyorum. Hepimize bir motivasyon oluyor. Yani bir, işte herkes farklı ülkede şeyi anlatıyor. İşte bizde şöyle gidiyor, böyle gidiyor. İşte şimdi bu yasak, şu şöyle oluyor. Başından geçen komik hikayeleri anlatıyor. Yani bir arkadaşım şöyle anlattı. Ben bu Covid döneminde ev değiştiriyormuş. Ve demiş yani işte bazı eşyaları yeni eve götürmüş. İşte ve tam o sırada hükümet demiş ki bu Fas'tan bir arkadaşım. İşte bu geceden itibaren dışarı çıkmıyorsun. Ya şimdi çocuk diyor ki her şeyim orada kaldı. Ben eski evimde dımdızlak kaldım. Ondan sonra yani bunun gibi o kadar komik hikayeler yani tabii bize komik geliyor da zor tabii yani de biz tabii bunun daha eğlence tarafındayız. Bunun gibi herkes hatta bir tane de video çektik onu da tavsiye ederim. Çok kolay yapılabilecek bir şey. Herkese dedik ki siz evlerinizden nasıl çalıştığınıza dair bir tane şey yapın. Fotoğraf çekin gönderin. O kadar komik fotoğraflar geldi ki sonra da onları kolajladık ve bir tane video yaptık. İşte birisi şey taklidi yapmıştı. Aslında ben yataktan yatıyorum da çalışıyor taklidi yapıyorum. İşte biri demiş ki işte tuvalete saklanmış tek evde yalnız kalabildiğim alan bu demiş. Biri demiş ki işte köpeğimi gezdiriyorum bu sayede hani kafamı dinliyorum gibi gibi. Böyle bir anda yine birbirimizi daha yakından tanıma ondan sonra ve hani içinde bulunduğumuz zor durumu aslında birazcık alaya alma yaptık ve herkes bu videoyu mesela çok beğendi. Yani bunun gibi biraz belki de yaratıcılık. Bir de mesela şu anda benim ekranımın arkasında Maldivler var. Hani bir de bunun gibi şeyler yapıyoruz. Böyle eğleniyoruz işte teknolojinin güzelliklerini kullanıp. Hani biraz içimiz açılsın. Hani ofisleri hep gördük. Hani biraz da başka manzaralara bakalım. Fırsattan istifade değil de böyle kendimizi şey yapıyoruz. Yeni uğraşlara ediniyoruz. Çok güzel bir noktaya vurgu yaptın. Hani herkesin kendi kimlik ve kişilikleriyle belki otantik kimlikleriyle insan olma halleriyle katıldığı bir iş yerine uzaktan çalışmanın dönüştürmüş olması aslında biraz ironik de bence. Yani yüz yüzeyken yapamadığımızı ekranların arkasından uzaktan yapmayı başardık. Güzel bir çıktı olarak değerlendiriyorum. Buradan alarak sana şunu sormak istiyorum. Tabii ki bu gözlemler birazcık COVID sürecini ve buradaki kısıtları da içeriyor. Tabii bu
ila nihai karşı karşıya olduğumuz bir durum değil. Önümüzdeki günlerde bu konu ortadan kalkacak. Sokağa çıkma yasakları ortadan kalkacak ama kazanımlarımız elimizde kalacak. Gerek insani tarafta, moral tarafta, teknoloji tarafında, çalışma kültürü bakımından. Senin gelecek senaryon nasıl bundan sonrası için? Çalışma kültürü bakımından nasıl bir gelecek senaryosu öngörüyorsun? Evet. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hani sohbetimizde de değindik. Bence değiştik. Hepimiz değiştik. Yani birey olarak değiştik, kurumlar olarak değiştik. Bu süreçte hani belli ön yargılarımızı yıktık. Mesela biz, benim ekibim bu bölgede eğitimler veriyordu. Tam bu pandemi öncesi. Bir anda şey oldu yani, tabii herkes evleri kapanınca, ülkeler de farklı zamanlarda kapandı. Biz de bu eğitimleri vermek istiyorduk sahada. Ne yapacağız? Hızlıca bunları online aldık. Fakat ben ve ekibim şunu düşünüyorduk. Ya online eğitim, bir de bizimkiler çok teknik eğitimler. Hani böyle 3-4 günlük eğitimler, laboratuvarlar var falan. Yani olmaz bu iş ama hani şimdi de yarıda da bırakmayalım, yapalım. Fakat gördük ki yani tam tersi. Çok güzel oldu. Daha çok insan katıldı çünkü online olduğu için. Yapamadıklarımızı yaptık. Mesela eskiden Fransızca, yani bir sürü farklı ülke var Afrika'da Fransızca konuşan. Hani her birine de gidip bunu anlatmak zor oluyordu. Bir anda bir tane eğitim yaptık. Dedik ki tamam Fransızca yapıyoruz. Bu konuda uzman iş ortağımıza yaptık. Ve şunu gördük aslında. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Her şey normal de olsa ben artık normal klasik eğitimlere devam etmek istemiyorum. Benim ekibim niye uçaklarda oradan oraya, oradan oraya 3-4 günlük eğitim için seyahat etsin? Onun yerine gördük ki bu şey çok güzelmiş, bu format çok iyiymiş. Biz bu şekilde devam ederiz. Yani bunun gibi herkes aslında bence kafalardaki o kalıpları kırdığını düşünüyorum. Ve bireysel olarak evden çalışmanın keyfini aldık. Kurumlar olarak bunun faydalarını gözlemledik ve yapılabildiğini gözlemledik ve bu süreçte belki teknolojik belli altyapı yatırımları da yaptık. Şimdi önümüzdeki dönemde o yüzden ben şöyle düşünüyorum. Bir, şimdi her kurumda şunu demeyecektir bence. İşte 1 Haziran'a itibaren herkes ofise gelsin. Şimdi bunu söylemek de çok zor. Bu kadar yani sonuçta sağlık söz konusu. Belki belli bir dönem esnek bırakılacaktır. Belki vardiyalarla çalışılacaktır. Hani bizim şirket şöyle diyor, Ekim sonuna kadar yani ofisler açılsa bile opsiyonel. Hani siz nasıl hissediyorsanız, nasıl uygun görüyorsanız o şekilde evden de çalışabilirsin, işe de gelebilirsin. Ama şu anda bizim ofisler kapalı, şu anda gelmeyin diyorlar. Farklı ülkelerde gelişmelere göre değişecek. O yüzden bence evden çalışabilenler bir süre daha bu belirsizlik sürecinde evden çalışacaktır. Her şey normal olsa bile bence yeni... Hani diyorlar ya new normal, yeni normal hayatımıza gelecek ve bu yeni normalde bence hibrit çalışacağız. Yani herkes her gün işe gitmeyecek, belli günler gideceğiz, belki grup toplantıları, sosyalleşmek için gideceğiz ama evden de çalışmaya devam edeceğiz. Ben böyle gözlemliyorum. Burada bir tane de soru geldi, hani bu konuyla da alakalı olduğu için sana da sormak isterim. Bu sizin geliştirdiğiniz kabinle ilgili. Belki sen de kısaca ondan bahsetmek isteyebilirsin. Yani bu evden çalışmada biz bu kabini evden çalışmayı çok uzun zamandır destekleyen bir firma olduğumuz için bu süreçten daha önce geçtiğimiz yıl içerisinde üzerinde çalıştığımız bir şeydi. Tam da böyle prototiplerini yarattığımız dönemde COVID süreci ortaya çıktı. Yani şu maksatla biz bunu yaratmıştık. Evden çalışmada bugünkü teknolojide bazı sektörlerde bilgi güvenliği fiziksel bilgi güvenliğine de ihtiyaç duyuyor. Hani bunu sağlayacak bir alan yaratmak. Çalışan kişiye evdeki ortamdan izole olabileceği bir ortam yaratmak. Çünkü evde olduğunuzda evde bir hareket var. Gelen, geçen. Biz ilk başta düşündüğümüzde bunu daha çok çağrı merkezi endüstrisi için düşünmüştük ama daha sonra başka endüstrilere de uygun olduğunu gördük. Kişilerin evde özel alanları yok herkesin. Yani Anadolu'ya gittiğinizde evler kalabalık, küçük. Kişinin hadi ben bunun içerisine gireyim, kimse girmesin diyebileceği bir odası yok. Hani buna bir çözüm olarak düşündük. Evdeki diğer insanlara da bir özgürlük sağlıyor. Ben şu anda o kabinin içerisinden çalışıyorum.
Evdeki diğer insanlar işte ya dur sus geçme gitme falan gibi şeylere maruz kalmıyorlar. Ben ayrıyım, herkes ayrı. Bir de iş sağlığı güvenliği yasaları açısından da işverene bir güvence sağlıyor. Çünkü iş sağlığı ve güvenliğinde iş kazalarından işveren evin içindeki tüm alandan sorumlu. İş yerini tanımlayabildiğiniz zaman evin içerisinde iş sağlığı güvenliği riskleri alanını da tanımlamış oluyorsunuz. Böyle artıları olduğunu düşünerek zamanda böyle bir geliştirme yapmıştık. Covid sürecinde biraz popüler oldu. Evet, evet. Gayet güzel, hani senin de fotoğraflarını paylaştığından gayet güzel, efektif bir düzen. Hani ilerisi için bu da düşünülebilir alternatif olarak. Bir de yine senin sorunla alakalı olarak bir de adaptasyonu söylemek istiyorum. Yani nedir bu? Aslında mesela Darwin'i düşünecek olursak eğer, hani evrim için ne demişti? Sonuçta dinozorlar mı, işte en güçlüler mi, en akıllar mı? Hani kimler ayakta kaldı bu evrim sürecinde? Adapte olabilenler ayakta kaldı. Bir diğer taraftan hani biz de iş hayatında, sonuçta iş hayatı da değişiyor şu anda, değişti iş hayatı. Hani bizim de buna adapte olmamız, işte bu teknolojileri anlamamız, öğrenmemiz, hani ben yapamam, bu olmaz. Yani hep o kafadaki hep bunlar kalıplardan aslında. Başkaları yapıyorsa hepimiz yapabiliriz. Çocuklar yapıyor, biz niye yapamıyoruz? Hepimiz yapabiliriz. Aslında bu süreçte de ben yine onu da vurgu yapmak istiyorum. Ve önümüzdeki dönemin de biraz da belirsiz olduğu düşünülürse, biraz daha içinde bulunduğumuz duruma adapte olma, belki bu olumsuzluklardan işte olumlu taraflarına bakma, yani biraz da belki de şükretme dönemi. Yani elimizdekilerin kıymetini bilmiyorduk. Yani bugün çocuk, mesela bugün işte çocuklar dışarı çıktı. Ben de işte Kerim'le beraber çok uzun bir aradan sonra, hatta çocuk dışarı çıkmak istemedi. Yani bütün bu bilgi sebebiyle duyduklarından. Neyse çıktık ve şunu gördüm. Dışarısı o kadar güzeldi ki. Çünkü anneler, babalar çocuklarıyla dışarıdaydı. Ve şey gibi hissettim. Yani bir 23 Nisan, bir şenlik, bir bayram. Yani normal zamanda hani sokakta olmak belki beni bu kadar mutlu etmezken, hani belki bir buçuk, yani ben normalde çıkmıyorum. Bir buçuk ay sonra böyle çıkmış olmam oğlumla çok mutlu etti beni. Yani bunun gibi aslında bir anda özgürlüklerimiz, sağlığımız, dostlarımız, hani bizim her zaman ailemiz, yaşlılarımız, bizim her zaman elimizin altında olan belki düşünmediğimiz şeyler artık bizim için birer kıymet halini aldı. O yüzden de bir de böyle de bir farklı bakış açısı içinde fırsat oldu diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Bir izleyicilerimizden gelen soruları hızlıca sana aktarmak istiyorum. Biraz toparlayarak. İki konuda odaklandığını görüyorum. Bir tanesi yazılım firmalarının evden çalışma modeline nasıl geçebileceği, burada yüz yüze proje yönetme talebinin hala bazı yerlerde kalıcı olduğu anlaşılıyor. Bir bununla ilgili neler söylemek istersin? İkincisi de uzaktan çalışan takımların performans ölçümlerini nasıl sağlayabiliriz? Ya bu o ikinci soru da çok güzel, çünkü şu anda ben onu yaptım. Bizim senin sunumumuz olduğu için performans değerlendirmesi yaptım. Ondan başlayıp sonra da yazılıma geleyim. Tamam. Şimdi performans değerlendirmesinde şöyle yaptık biz. Sonuçta belli hedefler var. Sene başı, yani bizim için sene sonu olduğu için sene başına belli hedefler verilmiş ve sene sonu olduğu için de bunlar önemli. Bizim şirketimiz dedi ki bizim ilk 9 ay, ki yani her şeyin normal olduğu dönemi ben işte normal şartlarda değerlendireceğim. Ama bu son 3 ay, yani bu sağlık problemlerinin başladığı COVID dönemini özel değerlendireceğim. Yani o senenin senelik işte rakamını yapman, hani o seneki hedefine göre önce 9 ayı ayrı değerlendireceğim oradaki problem, ama son 3 ayda da sen rakamını yapamadın diye seni cezalandırmayacağım. Ve sen rakamını yapmışsın gibi değerlendireceğim. Bu dönemde, yani bu zorlu şartlarda sen ne yapabildin? Nasıl katkıda bulunabildin? Yani belki var olan rolünü uzaktan yapabilirsin. Bu bir seçenektir.
Belki o rolü yapman mümkün değil. O zaman alternatif bir rol üstlendin mi? Bu süreçte başka iş arkadaşlarına yardımcı oldun mu? Yani nasıl bir rol oynadın? Bunu yani bu özellikle bu üç ayı daha farklı bir şekilde bizim yönetmemiz için şirketimizden bir şey geldi bize. Yönlendirme geldi ki bu çok güzeldi. Hatta şu da var. Bu dönemde izin almış olan arkadaşlarımız da olabilir farklı sebeplerden. Bu geçiş sürecinde. Yine oradaki görüşte hani izin aldığı için de onu cezalandırma. Yani sonuçta konuştuğumuz gibi belki küçük çocuğu var. Farklı evde yönetmesi gereken bir süreç var. Hani onu da şey yapma. Hani onu zorlama. Tam tersi bunu teşvik et. Ki bu zorlu dönemde aslında şirketlerin çalışanlarına destek olması iyi bir şey. Çünkü bunu çalışan olarak da bizler hissettiğimiz zaman eminim ki kat ve kat biz bu süreç sonrası daha destek olacağız. Yani dediğin gibi birazcık şeyleri esnettik ve öncesini ve sonrasını farklı değerlendirdik. Yazılım firmalarına geçecek olursak eğer aslında bu benim anlattığım dijital iş yeri. Yani Microsoft Teams aslında bunun adı. Bu aslında tam da bu ihtiyaçtan yola çıkmış. Yani şöyle hatta bu ilk kullananlar yazılımcılar. Çünkü yazılımcılar proje bazlı işte birlikte çalışmaları gerekiyor. Ekip çalışması orada çok önemli. Bu ürünün ilk çıkış noktaları da burası aslında. Yazılımcıların çalışmasına gerekli o altyapı ihtiyacı cevap vermek için sonrasında genel kullanıma daha açıldı. Orada da bence bir hani yazılım firmaları bunu kullanıp deneyimleyip gözlemleyebilirler. Artı hani müşterileri ikna sürecinde belki işte toplantılar hani yüz yüze toplantılar yani çünkü fiziksel bir toplantıyla bu şekilde yüz yüze toplantıda aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani biz notlarımızı alıyorsak toplantı sonrasında bu notlarımızı paylaşıyorsak işte görev dağılımları netse yani bir netlik ortaya koyduğumuz sürece işte böyle yüz yüze de konuştuğumuz sürece hani dediğin gibi o kalıplar da zaman içerisinde yıkılacaktır. Belki biraz hani hani bunu bir denemek, deneyimletmek lazım. Ondan sonra da daha görüşler farklı olacağına inanıyorum. Yani bu konuda belki ben de bir şey söylemek isterim. Bugünün iş dünyası ya da işte ilk şey gökdelenler ne zaman yapılma? Bir 100 sene geçti herhalde. 1880'ler falan olsa gerek. İşte bu içinde çalıştığımız ofis düzenleri aslında endüstri çağının fabrika düzeninden evrimleşmiş bir ofis düzeni. Belki bunu hatırlamakta fayda var. Yani nereden nereye geldik? O geldiğimiz yolu unutursak, o geldiğimiz yol artık bugün gerekli mi? Belki böyle bakarsak, uzaktan çalışmaya başkalarını ikna etmemiz gerektiğinde bu bakış açısı işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Ben de onu eklemek istedim. Süremizin sonuna geldik. Sen son bir şey eklemek ister misin Çiğdem son iki dakikada? Evet. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ederim. Cemal'cim senin de moderasyonun için teşekkürler. Çok keyifli, güzel. En azından ben keyif aldım. Güzel, aynen, keyifli bir sohbet oldu. Yani umarım faydalı olmuştur. Hani elimden geldiğince deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Ama her zaman için LinkedIn üstünden, Twitter üstünden bana ulaşabilirsiniz. Hani daha spesifik farklı sorularınız varsa seve seve yardımcı da olmaya çalışırım. Hani ben VTEC'in de yönetim kurulunda olan bir kişi olarak güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Hani bu dönemde de teknolojinin konuşulması, hani kadın erkekten daha da öte, yani hep beraber el ele teknolojiyle nasıl fark yaratabiliriz? Ülkemizi nasıl bir adım daha ileriye taşıyabiliriz? İşte öğrencilerimizi biraz önce senin bahsettiğin gibi nasıl işte dünya vatandaşı yapıp aslında farklı fırsatlar açabiliriz? Bunları konuşmak için çok doğru zamanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Peki. Ben de bütün katılımcılara katılımları için çok teşekkür ediyorum. Çiğdem sana verdiğin güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Herkesi VTEC'i desteklemeye devama davet ediyorum. İyi günler, iyi akşam üzerlere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.